darlığı, işte nefes alıp verdiğimizin farkında olmak, onun rahatsızlığını hissetmek, zorlu nefes alıp verme olarak tanımlanıyor. Ve kişiler bunu ifade ederken işte göğsümde sıkışma, boğazımda düğümlenme, hava açlığı çekiyorum gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu tabii spor yaptığımız zaman, çok ağır egzersizler yaptığımız zaman doğal olarak, fizyolojik olarak bir nefeste zorlanma hissedebiliyoruz. Ama bizim bugün asıl sizlerle konuşmak istediğimiz daha çok patolojik durumlar. Yani olmaması gereken durumlarda nefes darlığı hissetmek ya da nefes alıp verdiğimizi sürekli hissediyor olmak. Bu işte daha çok akciğer hastalıkları ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere bir takım işte nörolojik hastalıklar, yani kas hastalıklarında olabiliyor. Bunun dışında psikolojik bir takım faktörler de yine buna neden olabiliyorlar. Akciğer hastalıklarında da en sık KOAH dediğimiz nefes yollarında daralma, astım dediğimiz yine alerjik iritasyonla, uyarıyla nefes yollarında zaten daralma bunları oluyor. Gruplayacağız birazdan. Tabii. Şunu vereyim size. Tabii. Şimdi burada galiba ana solunum yolumuzda bir takım tıkanıklıkları görüyoruz. İçeriden ve dışarıdan, değil mi? Evet. Şimdi nefes darlığının birçok nedeni var demiştik. Bunlardan birisi maalesef akciğer tümörleri ya da akciğerlerimizin, nefes yollarımızın içinde oluşan bir takım dokuların. Kırmızı olan dokular. Kırmızı olan dokular nefes yolumuzu daraltıyorlar. Bu şekilde dışarıdan basıyor ya da hem içeriden hem dışarıdan nefes yolumuzu daraltarak nefes darlığı oluşturuyorlar. Devam edelim. Bir sonrakine geçelim. Ve burada gördüğümüz nefes yolundaki daralmayı biz içeriden, doğal yollardan, biraz önce gösterdiğimiz ana soluk borusundan, böyle bronkoskop dediğimiz bir aletle girerek burada gördüğümüz daralmayı bu şekilde eritip açabiliyoruz ve bu şekilde nefesi rahatlatabiliyoruz. Devam edelim. Burada gördüğümüz bazı kişilerde, özellikle aspirasyonlardan sonra ya da yoğun bakımda trakeal tüp uzun süre takıldığında, yani aspirasyon dediğimiz yakıcı maddelerin nefes yoluna yutulmasından sonra kaçması durumunda ya da işte uzun süre yoğun bakımda kalışlarda ya da boğaza delik açılıyor bazen, trakeostomi dediğimiz nefes almak için, sekresyonları atmak için, onlardan sonra böyle ana soluk borusunda darlık kalabiliyor. Bunları yine böyle balon dilatasyonlarıyla açabiliyoruz. Devam edelim. Ve stent dediğimiz, bunların sürekli açık kalması için de burada gördüğümüz gibi nefes yoluna bir boru şeklinde kendiliğinden açılır bir yapay metal çerçeve, hava yolu oluşturuyoruz. Bu silikonla kaplı. Burada görüldüğü gibi hem yemek borusuna bazen hem soluk borusuna iki stent koyarak böyle hastaların nefes rahat almasını ve yemek yemesini sağlayabiliyoruz. Şimdi orada tabii önemli bir şey, şimdi siz söyleyince, yemek borusu deyince önemli bir mekanizma var. Yemek borusuyla soluk borusu birbirinin üst üste komşu duruyor. Evet. Ve birinde olan bir takım sıkıntılar diğerinde de rahatsızlıklara yol açabiliyor. Evet, özellikle tümör cinsinde, yani yemek borusu tümörleri soluk borusuna doğru büyüyebiliyor ya da soluk borusundaki tümörler yemek borusuna doğru büyüyerek her iki işlevi de bir şekilde aksatabiliyorlar. Hatta bazı bebekler doğduğunda yemek borusuyla soluk borusu birbirine açıklığı oluyor. Bir yol oluyor. Aslında olmaması gereken. Tabii. Yani biz nasıl soluk borumuza bir yemek kaçtığında öksürerek atmaya çalışıyoruz, onlarda kendiliğinden arada bir birleşke var, değil mi? Tabii. Sonra da bunlar operasyonla düzeltiliyor. Aksi takdirde mümkün değil. Çünkü beslediğiniz zaman akciğerlere kaçıyor besinler ve solunum problemlerine neden oluyor. Şimdi bakın, buna benzer bir hasta var. Burada bir akciğer grafisi görüyorsunuz. Hastanın sağ akciğeri tamamen kapanmış. Sadece sol akciğeri çalışıyor ve bu hasta ciddi nefes darlığı çekiyor. Şimdi burada bilgisayarlı tomografide de var ve bronkoskopla içeriden nefes yolunu bir tümör kitlesinin tıkadığını görüyoruz. Devam edelim. Ve bunu bronkoskop ile temizlediğimiz zaman gördüğümüz gibi hastanın sağ akciğeri tamamen açılıyor ve hasta nefes, rahat nefes alıp vermeye başlayabiliyor burada görüldüğü gibi ve hava yolu da tamamen açılmış durumda.